Bu videomuzda dördüncü hareketimiz olan ve ünsüzler üzerinde etkisi olacak olan sükun, diğer adıyla cezm hareketini görüyoruz. Cezm hareketi fetha kesra ve dammeden ayrı olarak ünlü sistemini vermez, ünsüzün sesini etkileyecek. Yine Arap harfinin üzerine yazılır. Üzerine yazıldığı harfin sadece ses değerini okutur. Yani sadece o sesi verecek. Şöyle birkaç örnekle verelim. B harfinin adı B'dir. Üzerine sükun olduğu zaman kelime içinde sadece B sesini okutacak. Ya da Cim yine kelime içinde sükun aldığı zaman sadece C sesini okutacak. Örnek olarak şöyle yapabiliriz. Tabii ki şimdilik birleştirmeden yazacağız ama okunma sırasını görmeye çalışacağız. Harfin adı kaf. Kalın K sesini verecek. Üzerine damla yazdığımız zaman ku sesini verecek. Ku. Lem sükun aldığı zaman buradaki gibi kaf damme ku lem sükun sadece le sesini verecek ve birlikte kul şeklinde okunacak. İkinci bir örnek kef damme nun sükun kef damme ku ne sükun kün. Türkçesini yazayım şuraya. Kul. Kün şeklinde okutuyor. Gördüğünüz gibi nun'un üzerinde sadece ne sesini okuyoruz. Burada da lem'in üzerinde sadece le sesini okutuyoruz. Birkaç örnek daha yazalım, devam edelim. Cim fetha, mim sükun. Cim fetha ca, me sükun cam. T kesra, nun sükun. T kesra ti, ne sükun tin şeklinde okunuyor. Evet. Bu konumuz da burada bitti.